Evet, merhaba Gazete Çorlu Web TV izleyicileri. Şu anda Çorlu Belediye Başkanımız Ahmet Sarıkurt'un yanındayız. Biliyorsunuz yakın zamanda Çorlu'da AK Parti ilçe başkanıyla da röportaj yapmıştık. Bugün de Çorlu Belediye Başkanımızın yanına geldik ve kendisine burada canlı yayınımızda sorularımızı yönelteceğiz. Evet başkanım, biliyorsunuz Çorlu'da bu Covid-19'la ilgili birçok söylem çıktı. Bu söylemlerle alakalı neler söylemek istersiniz öncelikle? Öncelikle sorduğunuz için teşekkür ederim. Tabii daha önce de Covid süreciyle ilgili olumlu ve olumsuz değerlendirmelerimizi ortaya koymuştuk. Süreç kaymakamımızın önderliğinde ilgili kurumlarımız, ilçe sağlık teşkilatımız, devlet hastanemiz tarafından takip ediliyor. Son zamanlar tabii vatandaşların bilgilendirilmesi noktasında alınan prensip kararları dolayısıyla bazen arzu etmediğimiz bir yöne doğru evriliyor. Ben bunu daha önce de eleştirmiştim. Yani belli zaman aralıklarıyla vatandaşlarımıza bilgi verilmesine ihtiyaç var. Bu bilginin en doğru adresi kaymakamlık makamımız ya da en azından belediye başkanına belli ölçülerde bilginin paylaşılmak üzere veriliyor olmasını doğru biliyorum. Yanlış anlaşılmalar ve yanlış telaffuzlar olmaması adına. En azından eğer bu hiç yapılamıyorsa, ben dün sizin programınızı da izledim. Bu bilginin tek bir kaynaktan paylaşılmasına yönelik irade AK Parti yönetiminin almış olduğu bir irade. Eğer bunu ilçe başkanımız açıklayabiliyorsa neden kamu görevlileri açıklamıyorlar? Bu önemli bir soru. Dolayısıyla eğer bu açıklanacakmış ise hepimize de belli ölçülerde açıklama imkanının verilmesini önemsiyorum. Ben artık önemli bir hale geldiği için açıklama ihtiyacı duyduğumu ifade edeyim. Tabii işte Çorlu'nun karantina altına alınacağına yönelik bazı değerlendirmeler oldu. Bunlar bu şekilde değerlendirilmediğini, konunun bu şekilde ele alınmadığını gönül rahatlığı içerisinde vurgulamalıyım. Bayram dönemi içerisinde bazı mahallelerimizde bulunan akrabalık ilişkileri olan vatandaşlarımız bayramlaşarak birbirini belli ölçüde enfekte etmişler. Dolayısıyla bu süreci de gören devlet organizasyonu içerisinde ilçe sağlık müdürlüğümüz, işte başhekimliğimiz buna yönelik olarak test sayılarını arttırmak suretiyle enfekte olmuş kişileri takip ediyorlar. Buna filyasyon da deniyor, takip sürecine. Zaten tahmin ettikleri, enfekte olduğunu düşündükleri kişilerle ilgili yapılan testler sonucunda test yapılan kişiyle enfekte olduğu tespit edilen kişilerin arasındaki oran birbirine yaklaşmış. Yani hasta olduğunu varsayarak gidip ölçüm yaptıkları için. Ama benim gördüğüm kadarıyla ilçe sağlık müdürlüğümüzün ve başhekimliğimizin kontrolü ve denetimi altında süreç devam ediyor. Bu noktada şehrin tamamıyla ilgili bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında ifade edildiği gibi ya şehri kapatıyoruz, karantina alıyoruz gibi bir değerlendirme kamu yöneticilerinin olduğu yerde yok. En büyük problemimiz açıklama yapamıyor olmak noktasındaydı. Bugün ben de siz sorunca, yani dün AK Parti ilçe başkanımız yapabildiğine göre ben de belli ölçüde yapayım düşüncesiyle sizlere bugün belli ölçüde bilgileri paylaşıyorum. Bu noktada her birimize tekrar bir sorumluluk düştüğünü ifade etmeliyim. Hem kendimize, hem yakınlarımıza, hem de toplumumuza karşı sorumluluğumuz gereği Sayın Sağlık Bakanı'nın aylardır uğraştığı bu uğraşıyla ilgili üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeliyiz. Ne o? Maskemizi ihmal etmemeliyiz. Birbirimizle ilgili mesafeye özen göstermeliyiz. Mümkün olduğu kadar sosyal izolasyonla ilgili de işimiz yoksa mümkün olduğu kadar evimizde kalma gayreti içerisinde bulunmalıyız. Bu hem bize hem sevdiklerimize hem de toplumumuza karşı yerine getirmemiz gereken sorumluluğumuz. İş hayatının içerisinde olan, işe gitmek zorunda olan kişilerle ilgili söylemiyorum. Ama bugüne kadar Çorlu'muzda süreç doğruya yakın, çok yakın yönetildi. Tekirdağ ili içerisinde süreç yönetimi konusunda en başarılı noktalardan bir tanesi Çorlu'muzdu. Bundan sonraki süreçte de bu bayram dönemi içerisinde toplumumuzun duygusallığından kaynaklanan diyelim veya akrabalık ilişkilerinden kaynaklanan bir hata olduğunu düşündüğüm sosyal izolasyon şartlarını göz ardı eden bazı vatandaşlarımız olmuş.
Onlar da öyle tahmin ediyorum şimdi gördüler. O hata sadece kendilerini değil, toplumun önemli bir kesimini de etkileyebiliyor. Bu anlamda bundan sonra devam eden süreçte vatandaşlarımızdan beklentimiz gereklerini yerine getirmek. Kamu görevlileri, gerek kaymakamımız, gerek ilçe sağlık müdürlüğümüz, gerekse devlet hastanemizin görevlileri süreci takip ediyor, yönetiyor, gerekli tedbirleri alıyorlar. Peki başkanım, özellikle bugün tabi pazar da, Perşembe pazarı da açık. Dolayısıyla evet, tabi sizin de az önce bahsettiğiniz gibi sosyal medyada olsun vatandaşlar arasında bilgi kirliliği çok hızlı seyrediyor. Özellikle böylesi önemli bir süreçte. Evet. Tabi Perşembe pazarında da buna keza bazı esnaflar tarafından işte vatandaşa işte karantinaya alınacağız, ona göre alışverişinizi yapın şeklinde bir takım söylentiler de bizlere ulaştı. Yani bu noktada en azından sizlerin de değerlendirmeleri, az önce bahsettiğiniz gibi işte partilerimizin, ilçe başkanlarının açıklamaları olsun. Partilerimizin değil, bir partimizin açıklaması parti, oldu. İlçe başkanı Sayın evet, Yavuz Uylaş'ın da geçtiğimiz gün biliyorsunuz açıklaması olmuştu bu noktada. Evet. Sizin de bu noktadaki düşünceniz veya vatandaşımıza tavsiyeleriniz önemli. Bu noktada neler söyleyeceksiniz? Evet, denetim altında devam eden bir süreç var. Öyle tahmin ediyorum pazarcı esnafımızın çoğunluğunda değildir bu söylediğiniz şekilde çokça alışveriş yapın önermesi. Her dönem bazı fırsatçılar çıkabilir, ben çoğunluğun bir refleksi olduğunu düşünmüyorum. Sosyal medyada yayınlanan bilgilerin az evvel ifade ettiğim gibi kamu görevlilerince de ifade edilmeden hızlıca tamamen doğrudur gibi bir değerlendirme yapmamalarını vatandaşlarımıza tavsiye ederim. Yönetilen, takip edilen bir süreç var. Takip edilmesinin bir gereği olarak da sayılarla ilgili değişkenlikler var, enfekte olan vatandaşlarla ilgili. Ama ben kontrol altında görüyorum. Büyük ölçekli endişeleneceğimiz bir sorunumuzun olmadığını düşünüyorum. Endişelenmemekle birlikte üzerimize düşen görevleri de, vatandaşlarımızın vatandaş olarak üzerimize düşen görevleri de yerine getirmemizi özellikle tekraren vurguluyorum. Tabii başkanım, biliyorsunuz yakın zamanda siz de basın mensuplarına bir toplantı yaptınız. Evet. Millet Bahçesi konusu. Evet. Biz bunu AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Yavuz Uylaş'la da canlı yayında konuştuk. Sorularımızı evet, sorduk. Bu konuda gerekli desteğini vereceğini söyledi. Siz onun açıklamalarından sonra birçok STK ve odalardan da destek alıyorsunuz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Ben bu konuda şehirce fikir birliğinde olduğumuzu düşünüyorum. Hangi siyasi görüşte olursak olalım, vatandaşlarımızın hemen hemen tamamının veya seçimle görev başında olan ve bir toplumu temsil eden, bir grupları temsil eden şehrimizin siyasi aktörleri ve oda başkanları bu noktada şehrimize Millet Bahçesi'nin kazandırılması noktasındaki iradelerini büyük çoğunlukla gerek sosyal medya üzerinden gerek yerel basında paylaşarak ortaya koyuyorlar. Bu anlamda şehrin belediye başkanı olarak fikir birliğinde olmamızdan duyduğum memnuniyeti ortaya koymalıyım. Nitekim sunumu yaparken de özellikle koymuş olduğumuz fotoğrafların bir eleştiri için değil, bu noktada beyanatların bu şekilde ortaya konduğu ve takip edilmesi gerektiğiyle ilgili olduğunu ifade etmiştim. Yavuz Başkanım da süreci daha önce de takip ediyor, iletişim halindeyiz. Tek olması gereken şimdi hep beraber arzu ettiğimiz neticeye ulaşmak için bürokrasinin refleksinin de bu ifade edilen beyanatlarla örtüşür hale gelmesini sağlamak noktasında. Bu noktada meclis başkanımızı da ben bilgilendirdiğimi ifade etmiştim. Onun da takip ettiğini biliyorum. Hepimizin ortak bir şekilde arzu ettiği olumlu neticeye yakın zamanda ulaşacağımızı veya yazışmaların da ona doğru dönüşeceğini düşünüyorum. Bu anlamda iradelerini beyan eden, buna destek olduklarını ifade eden bütün şehrimizin yöneticilerine, idarecilerine bir kere daha ben teşekkür etmiş olayım. Bu tarihsel bir dönem, tarihsel bir konu. Sadece bugünümüzü ilgilendirmiyor. Bundan 50 sene sonra, 100 sene sonra hepimizi rahmetle ve minnetle anacaklarını ümit ediyorum. Bu şehrimizin merkezinde oluşan bu büyük yeşil alan, vatandaşlarımızın bir araya gelebileceği alan dolayısıyla tekrar sizlerin de bu noktada vazifesi son derece kıymetli. Yerel basınımızın bunu soruyor olması, takip ediyor olması bizim için önemli. Dolayısıyla olumlu, güzel günlerin yakında olacağını ümit ediyorum. Evet. Başkanım, şimdi tabii
yayınımızı izleyenlerden de böyle şeyler geliyor, bazı öneriler de geliyor. Tabii. Özellikle vatandaş arasında bu, yani az önce konuştuğumuz pandemi süreciyle alakalı konuyla bağlantılı olarak bu yeni normal sürecinin çok da doğru anlaşılamadığı, insanların bir anda hani eski normal yaşantısındaymış gibi işte maske ve benzeri kendini evet. sterilize etme noktasındaki şeylerden sanki biraz daha böyle uzak hareket ettiği noktasında şeyler de geliyor, eleştiriler de geliyor. Şöyle ifade edeyim, hemen hemen hepimiz her akşam Sağlık Bakanımızı dinliyoruz ve orada çok önemli böyle küçücük de cümlelerin içerisinde mesajlarını hepimize ulaştırıyor. Yeni normal dediğimiz normal, önceki yaşam düzenimize geçiyoruz anlamına gelmediğini defaatle ifade ettiler. Hepimiz toplumsal sorumluluğumuz gereği işte maskelerimizi takmalıyız. Bunu şimdi aramızda mesafe olduğu için usulüne uygun olarak takmadım ama karşımızdaki hemşerilerimize, vatandaşlarımıza ulaştırmayacak gibi tedbirimizi almalıyız. Kişisel hijyen tedbirlerimiz, yani bu illa dezenfektan değil, bunu defaatle ifade ettiler. Ellerimizi iyi yıkamak, eve girdiğimizde çıktığımızda bunun özenini göstermek noktasındaki değerlendirmeleri tekraren hatırlatmalıyız. Topluca bir araya geldiğimiz anda mesafelere özen göstermemizin önemi tekraren vurgulanıyor. Dolayısıyla dünyada da ülkemizdeki gibi devam eden bu süreçte toplumsal duyarlılığı fazla olan ülkeler bu süreçlerden çok daha kolay bir şekilde geçecekler. Biliyorsunuz henüz aşı bulunmadı. Dolayısıyla aşı bulunana kadar özenli ve dikkatli davranmaya ihtiyacımız var. Dikkatli edeceğiz. Biz Çorlu Belediye Başkanlığı olarak hem Vefa Destek Grubu hem kaymakamlığımızın kontrolünde ve denetinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını çözebilmek için elimizden gelen gayreti bundan önce gösterdik. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Maske ile ilgili süreç bugün imkanı olanların ulaşabileceği hale geldi. İmkanı olmayan vatandaşlarımıza ulaştırmak için gayretlerimiz gene devam edecek. İşte erzak sosyal yardım konusunda gayretlerimiz devam ediyor. Kızılay'ın gayretleri var, sivil toplum örgütlerimizin gayretleri var, hemşeri derneklerimizin gayretleri var. Bu zor zamandan birlik beraberlik içerisinde çıkacağımıza, şehirce çıkacağımıza inanıyorum. Ha, süreç yönetimine yönelik farklı eleştirilerimizin olması son derece doğal. Keşke şöyle olsaydı veya ben yönetiyor olsam böyle yönetirdim diyebileceğimiz önermeler var. Bunların toplum için daha iyi şartların oluşması için ortaya konduğunu da düşünüyorum, inanıyorum. Başkanım, yayını takip ediyorum buradan da. İzleyicilerin en çok takıldığı konular şu. Birincisi karantina konusu. İkincisi de bu... Karantinaya yönelik alınmış evet. bir karar yok. Altını da çizmiş olalım. İkincisi şimdi. De hani bu hani bayram dönüşü evet. bizim... Anlattınız. Bağlarımız çok kuvvetli. Sarılıyoruz, evet. öpüyoruz. Evet. Buradan hani biraz daha vakaların tabii şimdi biz de buradan yanlış yönlendirmeyelim ama yani çok az da olsa değişime uğradığını söylediniz. Hı-hı. O mahallelerde hani söylediğiniz hani bu o mahallelerde zabıta ekiplerinin bir çalışması olacak mı gibi sorular da yönlendirmişler. Şöyle bu mahallelerde İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün çalışmaları var. Evet. Bir de bizim Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün çalışmaları var. Daha gayretli bir şekilde sokakların dezenfekte edilmesiyle ilgili gayretleri var. Bu noktada enfekte olduğu bilinen hanelerin temizlenmesiyle ilgili arkadaşlarımızın İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde gayretleri var. Ama zabıtayla veya emniyet kolluk kuvvetleriyle tabii ki uyarıyorlar. Sokağa çıkma yasağı yok ama özen gösterilmesiyle ilgili uyarılarını yapmaya devam edecekler. Ama kişilerin başına böyle asker gibi dikilerek o öyle olmayacak, bu böyle olmayacak gibi bir yaklaşım yok. Bizim vatandaşlarımız dediğim gibi bayramda gaflete düşmüşler diyelim. Bir araya geldikleri zaman da uzun zamandan beri sarılamıyoruz. Belki sarılarak, temas ederek gaflete düşmüşler. Ama bizim vatandaşlarımız bu zamana kadar özenli ve gayretliydi ki ve bunun sayesinde de Çorlu Tekirdağ ili içerisinde en iyi durumda olan ilçelerden bir tanesiydi. Ben bundan sonra da bunun bir tecrübe ve bir ders olması dolayısıyla özenli ve dikkatli davranacaklarına inanıyorum. Hemşerilerime güveniyorum. Peki son olarak tabii Faruk Yusta bugün bize eşlik ediyor evet. sorularıyla varsa abi soracağım şeyler. Buyurun. Başkanım bir de özellikle şu noktada tabii her ne kadar bu yapılan paylaşımlar bazı
noktalarda rehavet oluştursa da, farklı görüşleri ortaya çıkarsa da bazı kişiler de tabii bunun aslında olumlu bakılması gerektiğini de söylüyorlar. Yani boşluğa düşülmemesi, çok aşırı rehavete kapılıp da işte hani eski normal düzendeymişiz gibi yaşanmaması anlamında bunun iyi noktasında olduğunu da söylüyorlar. Siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz son olarak? Yani ben şunu söyleyebilirim. Her halükarda her yaşadığımız olaya iyi ve kötü yönünden bakabilecek noktalar bulabilmek mümkün. Sizin de ifade ettiğiniz gibi vatandaşlarımız da belki bir kısmı o istikametten baktı. Ben şunu görmemize imkan sağladığını düşünüyorum. Hani sürecin tamamlandı, neredeyse hastamız kalmamıştı devlet hastanemizde, öyle biliyorduk. Sağlık teşkilatımızın gözünün şehrimizin üzerinde olduğunu ve takip edildiğini görmemiz anlamında kıymetli bu denetimlerin yapılıyor olması. Bu belli ölçüde tekrar kişisel tedbirlerimizden vazgeçelim anlamında değil ama bizlerin dışında şehrimizi iyi izleyen kamu yöneticilerinin hazır ve nazır ve denetime hazır, takibe hazır vaziyette olduğunu görmemiz anlamında da bence kıymetli. Efendim sayı çoğaldı ama bildiklerini tespit etmek üzere zaten yaptıkları için demek ki izliyorlar, takip ediyorlar. Bu anlamda sağlık teşkilatına güvenmemiz için bir gerekçe daha bizler adına oluştu. Ben dediğim gibi vatandaşlarımızın kaygılanıp böyle telaşa kapılacakları bir şey yok. Bu noktada denetim ve kontrol altında devam eden bir süreç var. Hayatımızı yeni normale göre özenli bir şekilde devam ettirmeliyiz. Bir tane temenniyi de hep beraber ortaya koyuyoruz. Ben de bunu koyuyorum. Yani ben bu şehrin belediye başkanıyım. Belli ölçüde vatandaşlarımızla durumu bizler paylaşamadığı anda olan olayların gerçekten uzak bir şekilde nereye ulaşabileceğini kestirmek zorlaşıyor. O yüzden bunların paylaşılıyor olması ve belli ölçüde artık o paylaşmama prensibinde bir gevşeme olması gerektiğini ben bir kere daha bir genel bir eleştiri olarak ortaya koyayım. Ben bilgi edinirken söz vermiş olmam dolayısıyla paylaşmamam gereken verileri paylaşmıyorum ama yakın zamanda AK Parti İlçe Başkanımız açıklama yapınca bana da fırsat doğdu diyeyim. Yani paylaşmama görevi sadece benim değil, o zaman ilçe başkanlığının da görevi olmalı. Çünkü bu karar onların kararları. Bana kalsa ben daha çok veri paylaşırım. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Dediğim gibi telaşa mahal yok. İşlerimize devam edeceğiz ama özen göstererek devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarım da sağlıklı günler diliyor. Açıkladınız başkanım ama hala 2 mahallede karantina varmış, 4 mahallede karantina mı varmış, dedikodular doğru mu gibi. Ben şimdi açıkladım, baştan bir kere daha izleyiverirler onu söyleyen arkadaşlarımız, takip etsinler. Evet. Dediğim gibi böyle enseyi karartacağımız, başımızı düşürecek bir pozisyonda değiliz ama kontrol ve denetimi de ihmal etmemeliyiz. Peki başkanım, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim sizlere. Sağ olun. Yayınımıza katıldığınız için iyi çalışmalar diliyorum. Ben de sizlere iyi çalışmalar diliyorum.